Herkese merhaba ben Satım Elekselinden kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Günümüz ilk önce limonlu suyumuzla başlayalım. Ben bir su bardağı suyun içerisine yarım limon ekliyorum. Günüme bu şekilde başlıyorum. Aradan yarım saat geçtikten sonra da kahvaltımı hazırlıyorum. Kahvaltı tabağım genelde birbirinin aynısı oluyor ama yine de sizlere de fikir olması açısından kısaca göstermeye çalışıyorum. 2 tane yumurta kaynattım. 6 tane siyah zeytin. Bir tane yeşil zeytin, bir dilim küflü peynir, bir dilim beyaz peynir, birazcık tereyağı ekledim. Bir avuç kadar çiğden badem ekledim. Meyve olarak da bir tane kivi doğradım. Bir bardakta sıcak çayımla beraber kahvaltımı bu şekilde tamamladıktan sonra da leptinimi başlatıyorum. İki yön arasında mutlaka leptine destek vermek için su içelim, kahve içelim, çay içelim ama şekersiz bir şekilde içelim. Öncelikle sesimden dolayı gerçekten kusura bakmayın tamamen istem dışı maalesef günümüz hastalığına biz de yakalandık eşimle ben şu anda evde karantinadayız. Bugün akşam yemeği için de iki su bardağından börülce yaptım yarısını eşime pişirdim yarısını da kendime pişirdim biliyorsunuz eşim soğanlı yemiyor. İki su bardağı börülce ekledim üzerine 3 parmak geçecek kadar soğuk su ekledim bu şekilde 5 saat beklettikten sonra da ocağıma alıyorum ve yumuşayana kadar da pişiriyorum üzerine böyle biriken köpüklerini de alalım. Sonrasında da arada sırada kontrolünü yapalım, yumuşadıktan sonra da süzgeç alalım. Sonrasında da yemeğimizin pişirme işlemine geçelim. Böreği kaynatırken suyu baya bir siyah oluyor, görmüş olduğunuz gibi. Arada sırada karıştırıyorum ve yumuşayana kadar pişirdikten sonra da süzgeç alıyorum. Sonrasında da yemeğimi pişirme işlemine geçiyorum. tencereme bir tane kuru soğanı yemeklik bir şekilde doğradım. Bir tane de kırmızı biber doğradım. Üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyelim. Sonrasında da arada sırada karıştırarak soğanlarımız yumuşayana kadar pişirelim. Soğanlarım yumuşadıktan sonra yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum ve salçalarımı çiğli geçene kadar 30 saniye kaşığımın arka tarafıyla ezerek kavuruyorum. Ben genelde bütün yemeklerimde bu işlemi mutlaka yapıyorum. Salçanın çiğliğini geçirirseniz yemekleriniz daha lezzetli olur. salçamı çiğli geçene kadar kavurduktan sonra da bölücenin yarısını ekliyorum sonrasında da karıştıralım üzerine ben 3 su bardağı su ekledim sonrasında da damak tadıma göre tuz karabiber ve pul biber ekledim karıştırdıktan sonra da kapağını yarım kapatıyorum sonrasında da arada sırada kontrolünü yaparak pişiriyorum bu arada şunu da söylemek istiyorum. Börülce normalde görüntü olarak kuru fasulyeyi andırıyor ama lezzet olarak birazcık farklı oluyor ve pişerken de kuru fasulyeden daha hızlı pişiyor. Yemeğimde ne kadar malzeme kullandığımı her zaman olduğu gibi açıklama kısmına not olarak düşeceğim. Oradan da takip edebilirsiniz kaynatmış olduğum börülcenin yarısını soğansız bir şekilde işim için koydum yarısını da soğanlı bir şekilde kendime yaptım İsterseniz zeytin hani zeytinyağlı yerine etli bir şekilde de yapabilirsiniz suyunu ilave yaptıktan sonra son olarak baharatlarını ekliyorum tuz karabiber ve pul biber ekledim sizler damak tadınıza göre eklersiniz karıştırdıktan sonra kapağını yarım kapatalım ocağımızı da birazcık kısalım arada sırada kontrolünü yapabilirsiniz ben renginden pişip pişmediğini anlıyorum zaten ön pişirme yaptığımız için zaten börülcelerde yumuşamış bir şekilde aynı kuru fasulyede olduğu gibi böyle birazcık gözünü bırakıyor ve rengini değiştiriyor gördüğünüz gibi yemeğin pişmiş bir şekilde renginden de anlaşılıyor zaten şöyle bir hemen karıştırıyorum sizlere de kıvamını gösteriyorum kesinlikle dağılma olmuyor ocağımızı kapatalım kapağını da kapatalım birazcık yemeğimiz dinlenirken de salatamızı hazırlayalım bir porsiyon yemeğim var birazcık da evimde bulunan malzemelerle salatamı yaptım ve bu şekilde de günümü tamamladım bu yemek beni doyurmaz derseniz yanına bir parça et pişirebilirsiniz, yoğurt çıkartabilirsiniz, turşu çıkartabilirsiniz. Hani bu şekilde miktarını birazcık artırabilirsiniz. Benim çok fazla iştahım olmadığı için bunlar yeterli geldi. Bayağı da zor konuşuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Bu arada bugün tartı günümde gerçekten hastalıktan tartılmayı bile unuttum. Kendimi iyi hissedersem yayın yapmaya devam edeceğim ama yayın yapamazsam da artık kusuruma bakmayın. Yemek mecbur evde pişiyor ama hani konuşamazsam da yazılı bir şekilde belki sizlere yayın yapmaya çalışırım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse başka yayınlarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.